Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda akaryakıt ürünlerine uygulanan zamlar protesto edildi. Vatandaşların da bisikletleriyle destek verdiği protestoda konuşma yapan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun şunları ifade etti. Bugün burada dayanılmaz hale gelen zamları protesto etmek için bir araya geldik. Her geçen gün zam haberleriyle yatıp zam haberleriyle kalkar hale geldik. Enflasyon almış başını giderken halkın sorunları da her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Yapılan son zamlarla birlikte mazot ve benzin fiyatları 30 lira sınırlarına dayanmış bulunuyor. Geçen yıl Haziran ayında benzin ve mazot 7,5 lira seviyesindeyken bugün artık vatandaş aracıyla sokağa çıkamaz hale geldi. Bir yıl içinde akaryakıta %300'lere varan zamlar yaparak vatandaşı canından bezdiren iktidar sahipleri adeta yaptıkları açıklamalar ile halkın sorunlarını görmezden gelmeye devam ediyorlar. Buradan iktidara sesleniyoruz. Ey yöneticiler, halkımız yapılan bu zamlara artık yeter diyor. 20 yıllık iktidar sarhoşluğunuz gözlerinizi kör mü etti? Her geçen gün kontak kapadan bu kadar insanı neden görmezden geliyorsunuz? Halkımız zamların altında ezilmeye devam ederken ekonomiden sorumlu kişiler neden hala pişkin pişkin vatandaşla dalga geçer gibi konuşuyor? Ülke insanımız her gün bir önceki gününü ararken arar hale geldi. Eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira gelir hale geldi. Bir dönem biz yaptık, biz başardık dedikleri ne varsa bugün tek tek geri almaya başladılar. Yol yaptık dediler, akaryakıta öyle zamlar yaptılar ki vatandaşı arabaya binemez hale getirdiler. Yaptıkları geçiş garantili yolların birçoğu zarar ederken bu zamlardan sonra artık kuş uçmaz, kervan geçmez bir noktaya taşıdılar. Havaalanı yaptık dediler ama vatandaşı uçağa binemez hale getirdiler. Devasa adalet sarayları yaptılar, içinde adaleti mumla aratır oldular. Hastaneler yaptık dediler, halka randevu vermediler. Dün neyi eleştirdilerse bugün onun en büyük uygulayıcısı kendileri oldular. Konu sadece akaryakıt değil tabii ki. Bizler bugün bu protestoyu at üzerinde yapmak istedik. Ancak baktık ki atın arpasına bile güç artık yetmiyor. 20 yıllık iktidarlarında çiftçimizi artık bir şey ekemez hale getirdiler. Gübre fiyatları bir yılda %228 artarken yem fiyatları %200'lere dayandı. Mazota gelen zamlarla birlikte çiftçimizi de üretimin dışına attılar. Geldiğimiz noktada ne ekecek çiftçi bıraktılar ne de tüketecek gücü olan vatandaş. Ülkemiz ekonomik olarak bu kadar sıkıntı içerisindeyken iktidardakiler hala milletin algısını yönetmeye çalışıyor. İktidar sahipleri algıları yönetmek yerine vatandaşın problemlerini düşünseler inanın bugün bu noktada olmazdık.